Bilirsiniz, şifacılar olarak kendimizi her seferinde kanal olarak niteliriz. Nitelemeliyiz de. Ama bu yüzden şifacı olan olmayan herkes kanal olmanın sadece şifacılara özgü bir durum olduğu algısına düşebilmektedir. Ancak gerçek şudur ki var olan her şey bir kanaldır. Kainat bu şekilde işler ve her şey doğası gereği bir kanaldır. Her hayvan, her bitki, her taş parçası, her bir zerre kanaldır. Yalnızca insan işin içine girdiğinde bu biraz değişiklik gösterebiliyor işte. Çünkü kanal olabilmenin yolu teslimiyetten geçer. İnsan da muhtemelen akışa direnmeye meraklı olan tek canlıdır. Teslimiyet göstermeyen kimse akışa direndiği için kanal görevini yerine getirmesi de söz konusu olamaz. Hem onun akışın içinden geçmesi hem de akışın onun içinden geçmesi gerekir ki teslimiyet gerçekleşebilsin. Dünya işlerine aşırı kapıldığınızda ne toprak anayla ne de ilahi olanla bağlantınız olur. Tam manasıyla havanın ortasında hiçbiriyle ilişkiniz olmadan asılı kalırsınız. Bu da hiçbir şekilde enerjilerden beslenemez, besleyemez olmanız demektir. Çakralar beslenemediğinden gittikçe zayıflar ve dengesizleşirler. Bu da çok ağır huzursuzlukları çağırır. Ve en sonunda sorunlar fiziksel boyutta kendini gösterir. Kısacası hastalıklar kanal olmaya direnmekten doğar. Kısacası sadece şifacılar değil, her insan kanal olmakla yükümlüdür. Kanal olmak her varlığın ortak görevidir. Bu görevi yerine getirmeden diğerlerini yerine getirmek çok zordur. Bu görevi yerine getirmeye direnmek hayatı zorlaştırmaktan başka bir şey değildir. Şifacıların diğer kanallardan tek farkı kanal olmalarının dışında başkalarının da kanal oldukları duruma geri getirmeyi görev edinmiş olmalarıdır. Bu kanal olma halini onlara tekrar tattırırlar, hatırlatırlar. Eğer kişi kendine iyi bakıp bu hali sürdürürse kanal olma görevine geri dönmüş olur. Yani şifacıların başlıca niyeti, etkisi, herkese kanal olmayı hatırlatmak, etraflarındaki her şeyin kanal olma kudretini arttırmaktır.